Herkese merhaba. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Begüm, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle mimarlık malzemeleri hakkında biraz sohbet edeceğiz. Bir nevi mimarlık çantamda ne var videosu gibi bir video olacak. Bu videoyu çekmemin nedeni, eğer bölüme yeni başlayacaksanız ya da yeni başladıysanız ihtiyacınız olabilecek malzemeler hakkında size bilgi vermek. Şu an bildiğiniz üzere üniversiteler online olarak devam ediyor. O yüzden ihtiyacınız olacak ilk şey bilgisayar. Instagram üzerinden ve YouTube yorumlarına çok fazla benim hangi bilgisayarı kullandığıma dair yorumlar alıyorum. Benim kullandığım bilgisayar Asus VivoBook Pro. Şöyle size göstereyim. Galiba bendeki 15 inç. Özelliklerini tam şu an hani hepsini bilmiyorum. Ben 1. sınıfın sonunda bilgisayarımı almıştım. Bunu tercih ettim. Arkadaşlarımın çoğu Monster tercih ediyor. Aslında bir oyun bilgisayarı sizin ihtiyacınız olacak şeyleri karşılayacaktır. Bu da oyun bilgisayarı olarak geçiyor. Benim bunu tercih etmemin nedeni hafif ve ince olması. Bakın kapattığınızda taşınması kolay olması benim için en büyük etkenlerden biriydi. Bilgisayarın tam adını şuraya ekrana yazarım. Asus VivoBook Pro N580V, o tarz bir şeydi. İnternetten bakarak özelliklerine ulaşabilirsiniz. Aşağı yukarı bu bilgisayarın sahip olduğu özellikler size yeterli olacaktır bence. Yani programları vesaire rahat çalıştırabilmeniz adına. Bilgisayardan sonra diğer bir konu çantalar. Normalde okula giderken eşyalarınızı taşımak için bir çantanız olması gerekiyor bunların hepsinin sığması için. Bende iki tip çanta var. İkisini de size şimdi göstereceğim. Bir tanesi bu proje çanta. Aa, çok ağırmış. Bendeki bu büyük boyu. 50'ye 70 olanı. İlk başta bizim bölümde de herkes de bu çantalardan vardı. Özellikle 1. sınıfta çok fazla malzemeye ihtiyacınız olduğu için okula giderken, yani normal koşulları kastediyorum şu anda. O yüzden böyle bir çanta bütün ihtiyacınızı karşılıyordu. Fakat taşırken çok kolay değil. Özellikle mesela toplu taşıma vesaire kullanıyorsanız. Çok geniş bir alan kaplıyor. Ve hani insanlara çarpıyorsunuz, ediyorsunuz vesaire. O yüzden sonradan birçok arkadaşım... Pardon. Ay, yok bir şey aşkım. Evet, devam ediyorum. Proje çantasının bir diğer alternatifi de bu tüp çantalar. Ve bunlar gerçekten taşıması daha kolay. Çünkü hani şu askısıyla direkt sırtınıza takıyorsunuz ve yer kaplamıyor, taşıması problem değil vesaire. Tek farkı işte diğerinde kağıtlarınızı mesela düz koyarken bunu rulo yapmanız gerekiyor. Ve buna bazı eşyalarınız sığmayabilir. Ne bileyim, kalemleriniz vesaire. Onları ayrı bir çantaya koymanız gerekebilir. O yüzden dediğim gibi sonrasında arkadaşlarım hep... Ve ben proje çantası yerine bu tüp çantaları kullanmaya başladık. Daha pratik olduğundan dolayı. Bir de size bir fikir. Bunu herkes yapıyor zaten, göreceksiniz. Bunun kapağının şurasını maket bıçağıyla böyle bir kumbara gibi keserek T cetvelinizi buna koyabilirsiniz. Hatta aşağı yukarı şöyle bir görüntü oluyor. Böyle bu şekilde benim 35-50 proje çantam da vardı. Arada bunu da kullanıyordum. Yani mesela çizimlerimiz 35-50 boyutunda olduğunda böyle taşımak daha pratik oluyor. Hani küçük olduğundan dolayı. Ama sonradan 50'ye 70'e çıktığında tabuna sığmadığından dolayı ya daha büyük bir proje çantası ya da tüp kullanmamız gerekiyor. Özellikle 1. sınıftayken en çok ihtiyacınız olan şeylerden biri çizim kağıtları. Kanson ya da Schoeller. En bilindik olan kağıt markaları bunlar. Schoeller bir üst segment yani. O yüzden biraz pahalı. Bu nedenle genellikle bizde Kanson tercih ediliyordu kağıt olarak. Ama onun yanı sıra yani kırtasiyelerin kendi üretimi no name kağıtlar da var. Ve hani kalınlıkları vesaire de iyi olduğu için bunlar da hayli hayli işinizi görür yani. O yüzden bu konuda çok şey yapmayın. 1. sınıfta çok fazla çizim yapacağınız için el çizimi özellikle. O yüzden bu tarz kağıtlardan çok fazla kullanacaksınız. Bu nedenle uygun fiyatta bulduğunuz bir yerden fazla bir alım yaparsanız elinizde bulunması işinize yarar. Olmazsa olmazlarınızdan biri de sketchbook olacak. Yani bu 1. sınıftan 4. sınıfa kadar sonra iş hayatınız boyunca yani sürekli elinizin altında bulunması gereken bir şey. Çünkü hani nerede ne fikir aklınıza gelebilir belli olmaz. Hani tasarım süreciniz boyunca yanınızda olacak, size eşlik edecek şey olacak. Böyle A4 boyutunda bu şekilde olması şart değil. Uzun süre kullandığım en pratik olan defterim de buydu. Böyle A5 boyutunda bir defter de işinizi çok iyi görür. Çünkü boyut açısından da hani daha rahat taşınılabilir. Bir diğer ihtiyacınız olacak şey ise eskiz kağıdı. Bunların defter formunda olanları da var. Böyle tek tek de satın alabiliyorsunuz. Bunlar da A3 boyutunda. Çizim malzemelerinden bahsederken tabii bunların en başında kalemler de geliyor. Biraz da şimdi onlardan bahsedelim. Çizim kalemi, kurşun kalem. Farklı yumuşak, farklı uçlardaki. Bence set halinde almanız daha iyi olacak. Hani H'dan B'ye kadar olan bütün kalemlerin olduğu setler satılıyor. Dilerseniz böyle ayrı ayrı da satın alabilirsiniz. Bunların hepsi Faber-Castell.
Şunlar klasik olanları. Bunlar da jumbo, daha kalın olanlar. Yani farklı kalemlerde tercih edebilirsiniz. Mesela Aqua Sketch, sulandırılabilir kalemlerim var. Kömür kalem var. Mesela kırtasiyelerde böyle setler de satılıyor. Bana bunu daha bölüme başlamadan önce lisedeyken çok sevdiğim iki arkadaşım hediye almışlardı. Çizime meraklı olduğum için. Şöyle bir set. Bu da böyle fikir olsun diye size göstermek istedim. Mimarlık bölümündeyken bu arada çok fazla malzemenizi kaybedebiliyorsunuz. Çünkü bazı giden şeyler geri gelmiyor. Onun dışında en çok kullanacağınız kalemlerden biri de Artline. Artline aslında bunun markası. Ama şey gibi olmuş yani, hani Selpak. Bu kalemler. Bunların farklı kalınlıkta uçları var. İşte 005, 01, 03, 06, 08. Mesela çizim, eskiz, sketch yapmak için bu tarz kalemler de kullanabilirsiniz. Bunlar da uçlu. Ama ucu böyle normal kurşun kalem gibi. Ve arkasındaki şu aparatı kullanaraktan ucunu açıyorsunuz. Açıkçası size gösterebileceğim envai çeşit kalem var. Bucağı yok. İstediğiniz kalemi istediğiniz farklı teknikte kullanabilirsiniz. Ben de hani olabildiğince fazla göstermeye çalıştım. Belki anlamış olabilirsiniz. Ben de kalem aşığı biriyim. Kalemleri çok severim küçüklüğümden beri. Bir diğer ihtiyacınız olacak şey de kuru kalemler, gazlı boyalar. Bunlar tercihinize göre, ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz. Tasarımınızı ne şekilde yansıtmak istediğinize bağlı bir nevi. İsterseniz sulu boya da kullanabilirsiniz. Ben mesela 1002, aynen 1002 projemde final paftamda sulu boyayla yapmıştım. Sulu boya da çok sevdiğim için. Yani teknikler sınırsız, istediğinizi kullanabilirsiniz. Hatta bize mesela 1. sınıfta istenilen malzemelerde ilk hafta parmak boyası istemişlerdi. Ve biz o parmak boyasını aldık ve hiç kullanmadık. Aslında bize hani şey olarak vermişler o listeyi, hani bunlar elinizde bulunabilir, bunları kullanabilirsiniz gibisinden. Hani hepsini almanız şart değilmiş. Ama biz parmak boyasını da aldık ama kullanmadık falan. O yüzden bence ihtiyacınız doğrultusunda malzeme alışverişlerinizi yapın. Gereksiz almanıza hiç lüzum yok. Bir diğer sizin hayatınızı kurtaracak malzemelerden biri de bu kalem silgiler. Özellikle böyle ucu ince olanlar detayları silmeniz için çok yardımcı olacaktır. Çünkü normal silgilerle sildiğinizde daha geniş bir alanı siliyorsunuz. Böyle ince uçlu bir kalem silgiyle daha detay, yani sadece istediğiniz alanı silebilirsiniz. Çizim malzemelerinin ve mimarlık bölümünün ana malzemelerinden T-cetvel. T-cetvel olmazsa olmazınız. Ben 1. sınıftayken falan sokakta işte T-cetveli taşıdığımı görüp hala T-cetveli kullanılıyor mu ya diye çok fazla tepki aldım. Hatta biri şey demişti, ben 1970'te üniversitedeyken biz T-cetveli kullanıyorduk falan diye. Ama evet, hala kullanılıyor. Bunun yanı sıra üçgen cetvel kullanılıyor. Bu da çizimimizi bu şekilde rahat bir şekilde yapmanız için. Bu arada ben el çizimini çok seviyorum. Gereksiz bir detay. Bir diğer çizim malzemeleri de markerlar. O da hatta direkt masamda duruyor. Bu arada ben bunu Ikea'dan aldım. Normalde bu bir saksı ama ben kalemlik olarak kullanıyorum. Özellikle markerlar için çok iyi. Hem geniş olduğu için hepsi sığıyor neredeyse. Markerları bittikçe sürekli alacaksınız ve çok çabuk bitiyor. Özellikle dediğim gibi işte ilk iki sene posterlerinizi de elle hazırladığınız için renklendirme işlemini markerla yapıyorsunuz ve bitiyor. Çok çabuk bitiyor. O yüzden mesela ben 1002 projemde sulu boya kullanmıştım. Çünkü ilk markerla yapmaya başladım. Ve markerım yolun yarısında bitti. Hani gecenin bir saati, hiçbir yer açık değil. Ertesi gündü galiba teslimi. Tekrardan yeni baştan bir postere başlayıp sulu boya tercih etmiştim. Bu işte analiz paftalarına vesaire bir rengin farklı tonlarını kullandığınız için genelde gri tercih ediliyor. Mesela şöyle green'in farklı tonları. Böyle bu şekilde yeşil ve tonlarını tercih edebilirsiniz. Bu analizin yanı sıra mesela planlarınıza ağaç eklerken yeşil kullanacaksınız. O yüzden yeşil de elinizde olmalı. Böyle beige kahve tonlarını kullanabilirsiniz. Böyle mavi tonlarını kullanabilirsiniz. Yani gidip de ne bileyim pembe, mor falan kullanmayın. Böyle daha profesyonel durabilecek renkleri bence tercih edin. Hem paftalarınız da daha güzel gözükecektir. Bu arada piyasada çok pahalı markerlar da var. Bendeki markerların hepsi şu iki marka. Bu da bizim okulun oradaki kırtasiyelerden aldığım markerlar. Ve daha uygun fiyatta olduğu için genelde herkes bunları alıyor. Bunların tanesi 4 lira falandı biz 1. sınıftayken. En son geçen sene 7,5 lira falan oldu galiba. Neredeyse 2 katına çıktı. Şu an 10 lira falan olabilir. Hiçbir bilgim yok. Biz bunları 4 liraya alırken tanesi 30 lira olan markerlar da vardı. Yani okullara çok girmenize bence gerek yok. Çünkü sadece analiz paftası boyamak için
30 lira vermeye hiç gerek yok yani. Teknik çizimde pergele ihtiyacınız olabilir. Şu an için aklıma gelen çizim malzemeleri bunlar. Şimdi maket kısmına geçiş yapalım. Bize aldırılan mesela ilk şeylerden biri kesme tahtasıydı. Burada yine bendeki kesme tahtalarını göstereyim. Bunu almıştım. Küçük olanı. Bunu kullanmamızın amacı masamızı değil, bunu çizmek ve daha rahat kesim oluyor gerçekten. Daha sonrasında ben sığmamaya başlayınca bu A2 boyutundaki kesme tahtasını almıştım. Yani ben hem kesme hem yapıştırma işlemlerimi bunun üstüne yapıyorum. Hatta o yüzden biraz burada yapışkan şey izleri de var. Bunları da kırtasiyelerden bulabilirsiniz. Yani şu üründe kesinlikle edinmeniz gereken ürünlerden maket yapacaksınız. Devam ediyoruz. Maket bıçağı. Ben şimdi şu iki tanesini göstereyim. Biri böyle daha kalın, büyük bir maket bıçağı. Diğeri de bu daha küçük. Ben bu arada küçüklerle daha rahat kesiyorum. Size küçük bir öneride daha bulunacağım. Maket bıçak konusunda en iyi olan markalardan biri Olfa. Ve Olfa'nın böyle set halinde maket bıçakları pahalı. Yani normal olanlara kıyasla. Ama biz ne yapıyoruz arkadaşlarımızla? Olfa'nın yedek bıçakları satılıyor kendi ürünleri için. Ve maket bıçağının sizin için önemli olan kısmı bıçak kısmı tabii ki de. O yüzden yedek bıçaklarını satın alıyoruz. Ve sonradan böyle aldığımız, yani 3-5 liralık maket bıçaklarının bıçaklarını değiştiriyoruz Olfa'yla. Maket yaparken bir diğer ihtiyacınız olacak. Bu metal cetveller. Bende böyle 3 farklı boyutu var. Maketi yapabileceğiniz malzemelere gelirsek, yani hangi malzemeleri kullanarak maket yapabilirsiniz? Maket kartonu. En temel kullanılan ürünlerden. Maket kartonu. Şu an elimde yok maalesef. O yüzden gösteremeyeceğim. Fotoblok da çok fazla kullanıyorsunuz. Ve maket kartonuna göre bir tık daha maliyetli bir ürün. O yüzden genelde mesela topografya maketi maket kartonuyla yapılıp kendi tasarımımız fotoblokla yapıyoruz. Genelde böyle oluyor. Daha şık ve temiz gözüküyor. Straforu 1. sınıfta biz çok kullandık. Daha sonrasında kullanmadım ben açıkçası. Eva suni mantar. Bu var mıydı ya bende? Ama normalde işte bunların da böyle 50-70 boyutta falan satılanları oluyor. Bu yani çocukların çok kullandığı, yapısını nasıl alması bilmiyorum ben. Bu tarz bir ürün. Makasa ihtiyacınız olacak ve güzel kesen bir makas. Onun dışında bilimum yapıştırıcılar, yani birçok yapıştırıcıya farklı işlerde ihtiyacınız olacak. Bileyim, kağıt yapıştıracaksanız pirit. Genel olarak mesela bizim bölümde Patex kullanılıyor. Ben Patex'e çok yanaşmıyorum açıkçası. Yani şu ana kadar sadece bir kere kullandım. Bazı arkadaşlar bunu duyunca bayağı şaşırıyor. Çünkü hani Patex bağımlısı genelde insanlar. Daha pratik olduğu için, yani hızlı bir yapıştırma süreci yaşamak adına o daha pratik yani. Hemen sıkıyorsunuz, sonradan da sprey, kurutucu spreyini sıkarak anda kurutabiliyorsunuz. Ama çok pis bir ürün yani. Pis bir ürün olması sebebi hani bir yere yapıştığı anda çıkmıyor. Kıyafetiniz, işte ne bileyim masa, sandalye vesaire herhangi bir yüzeye bulaştığında, elinize falan geldiğinde hani arkadaşım derileri falan soyuluyordu. O yüzden o topa hiç ben girmiyorum yani olabildiğince. Ben ne kullanıyorum diye sorarsanız Peligom kullanıyorum. Peligom, Uhu. Bunları kullanıyorum. Yani daha uzun sürede kuruyor ama daha temiz bir bitiş sağlıyor yani. Ben genellikle bunu tercih ediyorum. Uhu'nun farklı çeşitleri de var. Uhu Por. Mesela Uhu Por'u strafor yapıştırırken Uhu Por kullanmanız gerekiyor. Çünkü diğer yapıştırıcılar straforu eritiyor. O yüzden Uhu Por sadece strafora yönelik bir yapıştırıcı. O yüzden mesela straforla çalışırken Uhu Por kullanmanız gerekiyor. Dediğim gibi Peligom. Ben kutu kutu Peligom bitiriyorum yani maket yaparken özellikle. Onun dışında mesela ihtiyacınız olabilecek şeylerden biri de böyle bir kağıt bant. Kağıt bantı hem paftalarımızı sunarken, hocaların önünde işte duvara asarken kullanıyoruz. Çünkü hem kağıdı yırtmıyor çıkarırken hem de mesela duvar yüzeylere bir zarar vermiyor. Çizim yaparken masaya kağıdınızı sabitlemeniz gerekiyor oynanması açısından. Bu nedenle kağıt bant kullanarak masaya çok kolay yapıştırabilirsiniz. Hiçbir şey etkisi olmayacaktır. Benim aklıma gelen ve ihtiyacınız olabilecek genel malzemeler bu şekildeydi. Atladığım şeyler mutlaka olmuştur. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.